Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, ortada bir saldırı var ve bir bombacı var. Maalesef bu bombacı bir yıldır Türkiye'de ama 4 aydır Türkiye'de olduğu söyleniyor. Her gün yandaş medya yeni yalanlarla önümüze çıkıyor. Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'yu yalanlıyor. Hangi Soylu doğru söylüyor? Bomba bir yayın başlıyor arkadaşlar. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Haberler gelsin. Şimdi bu Taksim saldırısıyla ilgili yayın yasağı vardı değil mi? Bu yayın yasağı kaldırıldı mı? İnterneti kestiler, yayın yasağı getirdiler ama bir taraftan bu saldırganın emniyetteki ifadesi bir bakıyoruz medyada, haberlerde. Anlamak mümkün değil. Şimdi bununla beraber 17 kişi tutuklanmış. 29 kişi de sınır dışı edilmiş. Eyvallah. Tamam da anlamadığımız şey, bu kadının ifadesinde beni kardeşlerimle tehdit ettiler diyor. Ben YPG terör örgütünün üyesiyim diyor. Ben o gün Taksim'e elimde çantayla giderken içinde bomba olduğunu bilmiyordum. Ben uyuşturucu zannediyordum. Evet, uyuşturucu zannediyordum. Onu söylüyor. Şimdi bir taraftan kadının söylediklerinin medyada yer alması, ben bunun uyuşturucu olduğunu düşünmüştüm. Olaya bu açıdan baktığımızda terör örgütleri Türkiye'de demek ki uyuşturucuları sırt çantalarında böyle oradan oraya taşıyorlar, rahat bir şekilde götürüyorlar. Bu da demek ki Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı için gönderildi. Böyle düşünüyor. Bu açıdan baktığımızda bu. Diğer açıdan da beni tehdit ettiler diyor. Kardeşlerimle tehdit ettiler. Demek ki bu çantanın içerisinde bomba olduğunu biliyordun. Kardeşlerinle tehdit ettiler. Sen de götürüp onu Taksim'e bırakmak zorunda kaldın. Diyelim ki kabul ettik. Eğer bilmiyorsan bu uyuşturucu olduğunu veya bomba olduğunu, seni Türkiye'ye niye gönderdiler yavrum? Ha? Hem YPG terör örgütünün üyesi olacaksın, hem Türkiye'ye gönderecekler. Ne yapayım? Niye gönderdiler? E sen dağda yoruldun. Oy kuzum. He. Sen bir Türkiye'ye git hava. Yani böyle bir mantık var mı? Yani ya bu kadın bu ifadeyi vermedi. Birileri bizimle taşak geçiyor. Ya da bu kadın bizimle taşak geçiyor. Yani bu ifadenin böyle medyada yer alması... Bir kere bu haberi yapan zihniyetin oturup şöyle bir düşünmesi lazım. Ya kardeşim, iyi güzel de ya bu nasıl saçma sapan bir haber. Hem terör örgütü YPG'nin üyesi olacak, Türkiye'ye Bilal isimli biriyle gönderecekler. Kardeşleriyle tehdit edip eline çanta verecekler. O da çantanın içinde bomba olduğunu bilmeyecek ama kabul etmeyecek. Uyuşturucu zannedecek. Efendim geçen sene Konya Meram'da bir aileden, dede oğullarından 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun. Şimdi bunun haberini o zaman da yapmıştık arkadaşlar. Tabii daha dava görülürken akrabalarından bir tanesi Mehmet Altun'la, Mehmet Altun cezaevinde konuşuyor. Onun ses kayıtları vardı. O zaman haberini yaptık mı yapmadık mı bilmiyorum. Ses kayıtlarında Mehmet Altun işte durumunun iyi olduğunu, içeride ona iyi baktıklarını, akrabası da, dışarıda olan akrabası da ya kardeşim sen ne yaptın ki? Ya sen vatana ihanet mi ettin? Alt tarafı 7 kişiyi öldürdün. Ha. Sen rahat ol, içini ferah tut. En fazla 3-5 yıl yatar çıkarsın. Böyle bakıyorlardı olaya. Şimdi mahkeme görülmüş arkadaşlar. Dede oğullarından 7 kişinin öldüğü aileyi hakim salondan çıkarmış. Şimdi apar topar avukatların demesine göre davayı bitirmeye çalışıyorlar. Ve Mehmet Altun'a, 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişler. Şimdi davanın avukatı da diyor ki, ya kardeşim bu adam 70 gün boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etmiş. Burada kimlerle konuşmuş? Bugün 70 gün boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini öğrendik. Bu işin arkasında kimlerin parmağı var? Adamlar bunu merak ediyor ve bunu soruyor.
Mahkemeyi apar topar 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını veriyorlar ve kapatıyorlar. Şimdi durum buyken ortada cezaevinde Mehmet Altun'un akrabalarıyla konuştuğu ses kaydı varken, içeride bana iyi bakıyorlar abi problem yok dediği ses kaydı varken, eğer bu ses kayıtları yalan değilse, telefon görüşmesi yalan değilse, bu adama 7 kez değil 27 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını versen ne olur, vermesen ne olur? Yani şimdi adam 70 gün boyunca kara kuvvetleri komutanlığını ziyaret etmiş. Eğer bu işin arkasında farklı farklı mecralar varsa bu adamı içeride temizlerler. Ve olayın üstü kapatılır. Bizim 70 gün boyunca kara kuvvetleri komutanlığını ziyaret ettiğini öğrenmemiz önemli. Bunu öğrenmeseydik, hani Dedeoğulları'nın avukatının söylemi bu, ben bunu sallamıyorum. Bunu bilmeseydik arkadaşlar, olay farklı yerlere gitmezdi ama bunu biliyoruz. Bakalım ne olacak? Pek bir şey olmayacak, ne olacak? Ölen öldüğüyle kalıyor, öldüren mükafatlandırılıyor. Efendim, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, başbakanlığım döneminde benim de kullandığım, cumhurbaşkanlarının kullanması için alınan uçakta uyuşturucu yakalandı demişti. Tabii Allah Allah, millet dedi ya, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde de mi bunlar uyuşturucuyu özel jetlerle taşıyorlarmış? Sonra tabii buna açıklık getirdi. 2021'de bu Brezilya'da yakalanan uçak var ya, bir şirkete satmışlar mı, kiralamışlar mı? Üzerinde ay yıldız varmış da he. İşte Brezilya'da 1.3 ton kokoyla yakalandı. Uçağın pilotu falan tutuklandı. Sonra serbest kaldı mı kalmadı mı bilmiyoruz. AKP'li birine aitmiş sözde. Bu tarz şeyler çıktı ortaya. Ondan bahsediyor. Önceden Türkiye uyuşturucunun transit geçtiği bir ülkeymiş. Bir yerden bir yere giderken uyuşturucu taşıyanlar gelip Türkiye'de oturuyorlarmış. He. Çay çorba içip Türkiye'nin o güzel atmosferini soluyup öyle gidiyorlarmış. Şimdi tamamen uyuşturucunun konumu haline gelmiş. Sayın Ahmet Davutoğlu, bak kardeş, Ümit Özdağ sana dedi ki, senin başbakanlığın döneminde Haziran'la Kasım arasında bombalar patladı. Sen de çıktın dedin ki, bombalar patlıyor ama bizim oylarımız artır kardeş. Elimizde canlı bombaların isim listesi var ama patlatmadan, yani eylem yapmadan yakalayamıyoruz dedi. Adam sana bunu soruyor. Sen efendim bize alınan, Cumhurbaşkanı Başbakan kullansın diye alınan ata uçağında uyuşturucu taşındı diyor. Sen çık buna cevap ver. Sonra da çıkıyorsun Ümit Özdağ, diyorsun ki bu adam deli. Tam deli demiyor da psikolojisi bozuk, bunun tedavi görmesi lazım. Şimdi bunlar kulaktan duyma bir şekilde gelse, eyvallah, senin dediğin doğru diyeceğiz. Ümit Özdağ deli diyeceğiz. Tamam mı? Akli dengesi yerinde değil diyeceğiz. Eyvallah, ama bunu sen söyledin kardeşim. Bunları sen söyledin. Bu laflar senin ağzından çıktı. Buna cevap vermesi gereken sensin. Adam sana bir soru sormuş. Çık açıkla, korkma Erdoğan'dan. Şimdi ben de şunu diyorum. Ya kardeşim, bugün Ahmet Davutoğlu kendi başbakanlığı döneminde bu bombalar patlıyor ve bombalar patlıyor ama bizim oyumuz artıyor diyor. Değil mi? Canlı bombaların listesi var, patlatmadan, yani eylem yapmadan yakalayamıyoruz diyor. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun Ümit Özdağ'ın demesine göre Erdoğan'la bir şekilde anlaştı. Kıyamete kadar susacakları anlaşılıyor. Yarın öbürsü bir Ahmet Davutoğlu. Oldu da Erdoğan seçimi kaybetti. Belli başlı sebeplerden dolayı yargılanması gerekirse, koruyup korumayacağını biliyor muyuz? Ona destek olup olmayacağını biliyor muyuz? Yarın öbürsü gün İbre'nin Erdoğan'a tekrardan dönüp dönmeyeceğini biliyor muyuz? Acaba bu bombaların patladığı dönemde Ahmet Davutoğlu'nun ne gibi bir suçu vardı ki şu anda konuşmuyor? O dönemde o lafları söyleyen Ahmet Davutoğlu bugün Erdoğan'ın rakibi ve her şeyi biliyor ama susuyor. Demek ki acaba
Paçasına fışkı mı bulaştı bu adamın? Eğer paçasına fışkı bulaştıysa bu adam yarın olası bir Erdoğan'ın yargılanma durumundaki ben kesinlikle Erdoğan'ın suçsuz, günahsız olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey yapamaz. Yapamayız. Efendim, Kahramanmaraş'ta ilginç bir olay. Gülizar Akbulut, 23 yaşında, 4 çocuk annesi. Eşi kaza geçirmiş, 2 ay hastanede kalmış. Bu sırada evde canı sıkılan Gülizar TikTok'a girmiş. He? TikTok'ta Şahin isminde bir gençle tanışmış. Şahin 15 yaşında. Daha ergen bile değil. Tabii Şahin'le enerjileri uymuş. Şahin mi bunu kandırmış? Bu mu Şahin'i kandırmış? Bilmiyoruz. Şahin'e kaçmış. Kocası hastanede yatıyor. 4 tane çocuk evde. Bizim Gülizar pılını pırtını toplamış. Şahin'e kaçmış. Kocası da Esra Erol'a katılmış. Esra Hanım lütfen karımı geri getir. Şimdi 23 yaşındaki kadının 4 çocuğunun olmasına mı yanayım? 23 yaşında. Gitmiş 15 yaşında bir çocuğa, onun yanından Esra Erol'u arıyor ve diyor ki, ben diyor kocamın yanında şiddet görüyordum. En azından Şahin beni dövmüyor. Buna mı yanayım? Tabii ki Esra Erol diyor ki, kardeşim kaçtığında çocuk olsun diyor. Çocuk mocuk benim kocamdan iyi mi, iyi diyor. Sonra bu Şahin'in, 15 yaşındaki Şahin'in babası telefona bağlanıyor. Esra Erol diyor ki, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Adam diyor ki, efendim ikisi de birbirini sevmiş, tanımış. Bize bir şey demek düşmez. Yani ya, abi şaka mısınız lan siz? Lan manyak mısınız oğlum? Böyle bir şey olabilir mi? Yani resmen oyun olduğu ortada. Her gün yeni bir skandal, her gün acaba nasıl bir pislik olacak diye bekliyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Hiçbir anne baba bunu kabul etmez. Ne kadar entelektüelim derse desin. Bir tarafta 4 tane çocuğu var. Kadın 23 yaşında, daha boşanmamış. Gitmiş 15 yaşındaki çocuğa. Yani işte bu demek ki reklam ajansları tabii buralardan eleman bulamayınca, buldukları da televizyonda, ekran önünde rahat bir şekilde oynayamayınca verilen oyunu acaba Anadolu'dan böyle isimler bulmaya mı çalıştılar? Artık yeni projeler böyle projeler mi? Hani akıl alır gibi değil abi ya. Ya 23 yaşındaki biri kadın, 4 tane çocuğu varken hadi diyelim kaçsın, 30 yaşındaki birine kaçsın. Maddi durumu iyi olan birine kaçsın diyeyim ki, bıkmış. Ne yapsın kadın, kaçmış. Gene geride 4 tane çocuk bırakmış. Gene suçlu. Ulan 15 yaşındaki çocuk lan. 15 yaşındaki çocuk. Bu çocuğun aklı cukkulunda. He? Bu çocuk 15'inde seninle konuştu. Sen gittin bu çocuğa. 16'sında gitti başka birine. 17'sinde öbürünü getirdi. Babacığım he? Her yıl birini getirse bizim Gülizar gibi. Ne fışkı yiyecek? O zaman da dersin ya, Şahin konuşmuş, anlaşmış. Ne yapalım? Ya of, ama canım. Türk aile hukukunu nasıl yerle bir ederiz diye çok güzel çalışıyorlar. Yemin ediyorum var ya. Yani artık reklam ajanslarından olmuyor. Böyle güzel güzel çıkartıyorlar. Bence bu benim şahsi düşüncem. Doğrudur yanlıştır bilmiyorum. 3 kuruş ellerine para veriyorlar. Şu an Türkiye'de batmayan, maddi durumu kötü olmayan insan yok. İnsanlar geçinemiyor. Senaryoyu da ellerine veriyorlar. Al al bunu oku diyorlar. Adam okuyor, ezberliyor. Oynuyorlar. Paraya para demiyorlar. Efendim, Türk siyasetinde vatandaşların en çok merak ettiği konu Süleyman Soylu'nun ne zaman görevden alınacağı, ne zaman affını isteyeceği, Erdoğan artık Bahçeli'yi ne zaman ikna edecek ve bir an önce Soylu'ya yar saçların lüle lüle Soylu için pek uymuyor ama Süleyman Soylu sana güle güle diyecek. Şimdi sürekli bu tarz haberler çıkıyor arkadaşlar. Biz de videolarımızda yer veriyoruz. Genelde gelen yorumlara baktığımda, abi bu istifa etmez, bu gitmez. Evet, Süleyman Soylu'da istifa geleneği yoktur. Çünkü istifa edemez. Bakın arkadaşlar, bir siyasetçi gönül rahatlığıyla istifa edebiliyorsa,
İç aleminde ne yaşıyor bilmiyoruz tabii. En ufak bir yanlışta, yamukta yeter artık benden bu kadar diyebiliyorsa onlar koltuğunu pisletmemiştir. Koltuğunu pisleten siyasetçiler kolay kolay o koltuktan kalkamazlar. Yargılanma korkusu. Tabii Erdoğan'ın eski doktoru Turan Çömez İYİ Parti'ye geçmişti bu arada. Halk TV'de bunu yorumluyor. Diyor ki kardeşim Erdoğan Soylu'yu en kritik anda görevden alır. En az zararı göreceği bir dönemde görevden alır. Soylu'yu sildi. 2023'teki seçimlerden sonra Soylu diye birisi olmayacak. Türk siyasetinde Soylu'nun yeri yok. Ama Erdoğan onu görevden alacağı anı bekliyor. Az zarar göreceği bir dönemde onu görevden alacak. Şimdi öncelikle bu gerek Taksim'deki saldırı, gerek öncesindeki olaylar, bunların hepsi arkadaşlar baktığımda kimin hanesine yazılıyor? Soylu'nun hanesine yazılıyor. Direkt Soylu'nun bu tarz olaylardan, eylemlerden sonra görevden alınmaması, Erdoğan'ın buna sabretmesi sadece işte Bahçeli tarafından gelen baskılardan dolayı mı? Yoksa Erdoğan'ın Soylu'yu yıpratma, halkın gözünde bitirme psikolojisi mi? Yani en basiti ne demişti Ümit Özdağ? Gidip Amerikan Büyükelçiliğine ben parti kurmak istiyorum demedin mi? Ya konsolosluktu ya büyükelçilikti. Onlar da uyuşturucuyla arana mesafe koy öyle gel demedi mi? Bu bilgi Ümit Özdağ'a gidiyorsa bu bilgi Erdoğan'a da gitmiştir. Erdoğan kendi yanına zar zor çektiği kim bilir karşılığında ne verdiği Süleyman Soylu'yu en çok oy kaybettiği bir dönemde rakip olarak karşısına çıkmasını ister mi? İstemez. Tabii ki bekler. Bu tarz olaylar Soylu'yu yıpratsın, halk illallah etsin ve Erdoğan bir kahraman gibi Soylu'yu görevden alınca da halk Erdoğan'ı alkışlasın. Lan güzel analiz ha. Vallahi var ya... Profesör olacakmışım da sabaha kalmışım. Efendim her sene aynı haber. Mersin'de bir sitede yaşayan 5 Alevi yurttaşın kapıları çarpı işaretiyle işaretlenmiş. Jandarma polis gelmiş. Olayla ilgili inceleme başlatmış. Ya bu sitede kamera var, her şey var. Kimin olduğu iyi kötü ortaya çıkacaktır. Yani önemli olan bundan önceki bu çarpı işaretlerinde haberlerinde yapmıştık. Bulundu mu? Bulunmadı. Yani insan bir taraftan düşünmüyor değil. Yani ortada Alevilerle ilgili hiçbir problem yok, bir şey yok. Yani hani diyelim ki bu Erdoğan Cemevini ziyaret etmişti de Aleviler Erdoğan'a tepki göstermişti. Cemevini şey yapmıştı ya, Cemevi olmaktan çıkartmıştı. Alevi dedeyi düşkün demişlerdi Alevi dedeye. Yani... Böyle bir şey de yok. O dönemde olmadı. Şimdi ortada Alevilerle ilgili hiçbir problem yok. Yani bir haber yok. Haber değeri olacak bir şey yok. Yani bir anda bir bakıyoruz abi. Biri gidiyor kapılara çarpı koyuyor. Ne oldu? 5 Alevi yurttaşın evine çarpı kondu. Yani acaba kişisel mi diye de insan ister istemez bir düşünmüyor değil yani. Ve onlar o apartmanda birileriyle kavga falan yaptılar da hani bu olay büyüdü. Her şey olabilir yani. Yani ülke gündeminde olmayan bir konu. Bir bakıyoruz abi hop birisi çıkıyor bir çarpı koyuyor. Ne oldu abi tekrardan döndük. Ya, Türkiye'de hiçbir şey düzelmez ya. Vallahi hiçbir şey düzelmez. Bu kafa bu zihniyet değişmediği sürece de bu zihniyet hiçbir zaman değişmez. Yani bu hep böyle devam edecek. Efendim Taksim saldırısını gerçekleştiren terörist, bunun MHP'li ilçe başkanına ait telefon hattını kullanması veya MHP'li ilçe başkanıyla telefonda konuşup konuşmaması, Türkiye'nin bir haftadır gündeminde. Tabii bu konuyla ilgili gerek MHP tarafı gerekse AKP tarafı inandırıcılığını her geçen gün yitirmeye devam ediyor. Bir türlü bu işin altından nasıl kalkarız diye kara kara düşünüyorlar. AKP'li troller sırf isim benzerliği yüzünden bu olaya atladılar, atladıklarına pişman oldular. Keşke atlamasaydık diyorlar. Şimdi dünkü videomuzda ne dedim? Yarın bir gün inandırıcı olsun diye Turkcell'den, Avea'dan, Vodafone'dan birilerini çıkartırlar. Dikkat edin, hattınıza
isminize haberiniz olmadan hat çıkartıp, tamam mı, birilerini mağdur ederler, cezaevine girersiniz. Bu tarz haberler yapabilirler dedik. Ben bu videoyu yükledim. Bir saat sonra sosyal medyaya TRT'nin yapmış olduğu haber düştü. Haberde de haberiniz olmadan isminize hat çıkartabilirler. Siber suçlarla mücadele ekibi falan. Aman ha dikkat edin. TC kimlik numaranızı her yerde paylaşmayın. Yani zamanlama manidar değil mi? He? Ey Erdoğan! En ufak bir şeyde zamanlama manidar, zamanlama manidar, zamanlama manidar. Diyon da, burada da biz diyelim. Zamanlama manidar. Bu arada MHP ilçe başkanını tekrardan karakola çağırmışlar. İfadesini almak için mi, yoksa yani ne diyorsun kardeş, ne yapalım yani? Bir türlü halkı inandıramıyoruz. Bir yol yordan bir şeyler çizelim, bir hikaye uydurdun mu diye mi çağırdılar? Ya da uydurduğun yeni inandırıcı bir hikaye varsa basınla paylaşalım, telefondan görüşmeyelim. Belki dinliyorlardır, gel burada anlat mı dediler. Bilmiyorum yani, ama dünkü videomuzda da söylediğim gibi yarın öbürsü gün eğer bu arkadaş bu konudan ceza almazsa, suçludur suçsuzdur bilmiyorum. Eğer suçluysa, ben suçlu olduğuna inanmıyorum tabii. Ceza suçluysa, ceza almazsa yarın öbürsü gün diyelim ki CHP'li bir milletvekilinin üzerine de böyle bir komplo yapılabilir. AKP'li milletvekilinin üzerine de yapılabilir. Hatta Erdoğan'ın üzerine de yapılabilir. Tabii yapılabilir. MHP'li birinin üzerine yapılıyor da bunların üzerine niye yapılmaz? Değil mi arkadaşlar? Düşündürücü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dünkü videomuzda haberini yapmıştık. İstanbul veya Türkiye genelinde yatırım amaçlı ev alıp kiraya vermeyenlerle ilgili bunlardan iki katı vergi alalım tarzında bir açıklama yapınca biz de eleştirmiştik. Tabii beni anlamayan kardeşlerim olmuş. Muhtemelen Türkiye'de yaşadıkları için protein eksikliğinden dolayı anlamamış olabilirler. Şimdi arkadaşlar bakın, birisi yazmış. Hayırdır ya, biz seni fakir biliyorduk. Belli ki sen de bayağı bir malı mülkü almış götürmüşsün. Rahatsız oluyorsun bu tarz açıklamalardan. Diğeri yazmış, sen fakir fukara değil misin kardeşim? Sana ne zenginlerden? Başka birisi yazmış, ne güzel işte Avrupa'da da böyle. Avrupalılaşmayı, Batı sevdasını bunun üzerinden yorumlayacağız. İmamoğlu Avrupa'da da böyle dedi. O zaman biz de yapalım. Yani Avrupa'da milletin potçigine kazık sokuyorlar. İmamoğlu yarın dese ki Avrupa'da milletin potçigine kazık sokuyorlar, ben de sizin potçigize kazık sokacağım. Ne diyeceksiniz? Gel sok madem Avrupa'da sokuyorlar. Ya kardeşim bak, biz derdimizi anlatamıyor muyuz? Yaşadığın yer Türkiye. Türkiye'de 20 yıllık AKP iktidarında, daha öncesi de onu da katalım, ne zaman zengin zarar etmiş? Ne zaman zengine bu devlet hesap sormuş? Bu devlet hep fakirin, fukaranın, garibanın sırtına binmiş. Yani İmamoğlu böyle bir çıkış yapmış. Bak işte zenginin sırtına binecek. Binmeyecek. Binemez. Bindirmezler. Müsaade etmezler. Yani öyle kolay değil. En basitinden şunu söyleyeyim. Gerek AKP, CHP, MHP, HDP, bütün partileri koy işin içine. Ve bu partilerin milletvekillerini, milletvekillerin çoluğunu, çocuğunu, ebesini, dedesini, ninesini, belediye başkanlarını, eski yeni fark etmez. Bunların kaçar tane dairesi var? Yatırım amaçlı aldığı, almadığı kaçar tane dairesinde kiracısı var? Sadece bir tane haber yapmıştık. Unutmuş olabilirsiniz. Bir ay oldu. AKP'li bir isim çıktı dedi ki, çocuğunun üzerine 600 tane daire var. Ne var kardeşim ya? Bu daireler 100 lirayken, 200 lirayken, 100 bin TL, 200 bin TL'yken bu daireleri çocuğun para kazanmış, almış. 600 tane dairesi var. Şu an o dairelerin teki 2 milyon olsa 600 daire. He? O 600 dairenin 500 tanesinde kiracı olsa, varsayalım 100 tanesinde olmasın. Bu devlet o AKP'li ismin çocuğundan o vergiyi alacak mı? Almayacak. Ama sen dişinden tırnağından kenara koydun, yemedin, dedin ki bir evim olsun, başımı sokayım. Gelecek senden vergi alacak. Bu her türlü sana girecek.
Bunu hala sen anlamadın mı? Yıllardır bu ülkede yaşıyorsun. Daha sokmadıkları şey kalmamış. Abi İmamoğlu dedi ya, İmamoğlu kim abi İmamoğlu? Kim İmamoğlu? Bunların hepsi reklam yüzü. Bütün siyasetçiler reklam yüzü. Erdoğan da dahil. Ülkeyi yönetenlerin 20 yıl reklam yüzü oldu. Erdoğan'ı hani ünlüleri reklamlarında oynatırlar ya. Kot, pantolon, tişört, gömlek, seksi ve kaslı vücutlarıyla. Oh yeah, come on. Oh. Sen de onu giydiğin zaman kendini böyle kumaş tatlıtuğu giza gibi hissedersin. Aynen öyle. Erdoğan da bir reklam yüzüydü. Ülkeyi Erdoğan'ı göstererek, milleti Erdoğan'ı gösterdiler, buradan ülkeyi yönettiler. Yarın İmamoğlu iktidara gelsin, millete İmamoğlu'nu gösterecekler, ülkeyi buradan yönetecekler. Veya Meral, veya Selahattin Demirtaş, veya başkası. Hepsi böyle arkadaşlar. Yani bunu kaç defa söylüyoruz? Bu ülkede giren hep fakire fukaraya girer. Bana değil. Bana ayrı giriyor da. Fakir fukara derken toplumun genelinden bahsediyorum. Zengine hiçbir şey olmaz. Aha görüyorsunuz işte. Ağaoğlu kaç tane dairesi var? Malı, mülkü, her şeyi var. Bir şey oldu mu? Olmadı. Mehmet Cengizler bir şey oldu mu? Olmadı. Senin devletin lan, verginle ayakta tuttuğun devletinin cumhurbaşkanı bir imzayla bütün borçlarını sildi adam. Vergisini sildi. Ya sen bir ay elektrik, doğalgaz faturanı ödeyeme. Anında kesiyorlar. Adamın bir imzayla vergisini siliyorlar. Sonra da bizimki bu konuda vay efendim ne güzel Avrupalılaşıyoruz falan. Mümkün mü böyle bir şey? Biz bundan bahsediyoruz. İlla detayına kadar girmemiz mi gerekiyor? Abi işte yatırım amaçlı 3 tane 4 tane almış, almasaymış o parayı ekonomiye, sana ne kardeşim? Adamın parası varsa, aldıysa sana ne? Sen kıskanıyorsun. Yok diye. Onda da olmasın. Ben de yok, onda da olmasın. Senin derdin bu. Var adam, alıyor parası. Helal veya haram. Bizim adımız fakir fukara diye sadece fakirin fukaranın haberini mi yapacağız? Maddi durumu iyi olanın kafasını essinler. Oh izleyelim, oh oh diyelim. Maddi durumu kötü olan da ezildiği zaman da bağıralım. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Gene güzel konuştum lan. Efendim 2023 yılı plan ve bütçe komisyonu toplanmış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu komisyonda konuşuyor. Mersin ve İstiklal saldırısıyla ilgili bu saldırının talimatının Kobani'den geldiğini söyleyen Süleyman Soylu lokasyonu tutturmakta zorlanıyor. Evet arkadaşlar, şimdi de Münbiş'ten geldi diyor. Yani Sayın Soylu karar ver. Münbiş mi? Bak aradan nehir geçiyor Sayın Soylu. Yoksa Kobani mi? Normal arabayla gittiğinde 1 saat, otobüsle gittiğinde 5 saat Sayın Soylu. Bir karar ver, hangisi? Tabii HDP'liler tepki gösteriyor. İstanbul Emniyeti sizi yalanlıyor tarzında bir şey mi söylemişler? Tabii ki sizin ağababalarınız orada, Amerika orada, PKK, YPG orada deyip HDP'lilere tepki gösteriyor Sayın Soylu. Sayın Soylu madem HDP'nin ağababaları Kobani'de, Münbiş'te, sormak lazım. AKP'nin ne işi var HDP'nin yanında? Hı? HDP'nin ne işi var mecliste Sayın Soylu? Yani sen kalkıyorsun adamlara terörist diyorsun. Senin partinin Adalet Bakanı, parti yetkilileri adamların ayağına gidiyor, çayını içiyor. Otomatikmen teröristin çayını içmiş oluyor. Bir türlü tutturamıyoruz. Yani şimdi buralarda yeni yetme terör örgütleri mi var? Hani bunların bu olayı üstlenmesini mi bekliyoruz? Anlamadık. Yani arkadaşlar bakın, sizin için 10 numara olay ya. İstiklal'de bomba, bak bundan iyisini bulamazsınız ha. Bak isim yapmak istiyorsanız baba alın üstlenin, baba 3 kuruşu verin üstlenin. Yani bu nedir abi? Bir Kobani, bir Münbiç. Ya bu da bu konuda bizim ne kadar başarısız olduğumuzu gösteriyor. Bir türlü tutturamıyoruz. Aslında yurt dışından, Amerika'dan, oradan, buradan bize istihbaratın gelmediğini, istihbarat gelmediğinde ne kadar aciz durumda olduğumuzu gösteriyor. Sayın Soylu. Evet arkadaşlar, haberlerin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin, başınızı şişirdik. Efendim dün paylaşmış olduğumuz videomuz burada. Videolarımızı beğenip paylaşarak, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Allah'a emanet, inşallah yarın görüşürüz.